şeyde çalışmada İzmit Körfezi'nin kıyı kesimi kadar oluşturuldu. Sıvı alanlara baktığımızda sıvılaşma risklerinin hızlıca düştüğü gözükmekte. Mesela 3 metrenin şeyi bu. Burada şu da önemli oluyor. Mesela bodrum katı burada da kendini gösteriyor. Bu 3 metreyi geçerseniz jeolojik birimden kaynaklanan risk var artık. O güncel şeyi güncel Maraş'ta da yani o merkezi depremde birçok yerde sıvılaşmaya tanık olundu. Sıvılaşma şöyle bir şey. Kumlu zeminlerde görülen yeraltı suyunun da var olduğu yapılarda meydana gelen depremle beraber ortaya çıkan bir durum. Bu teorik olarak şöyle söyleyebiliriz. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelmekte. Ülkemizde işte hemen hemen her depremde görülmekte. Daha çok görüldüğü yerler dere yataklarının olduğu yerler, deniz kıyılarının olduğu yerler ve dere yataklarının tabii ovalara birikinti yaptığı yerlerde. Yani genç çökellerde, en genç çökelmiş birimlerde meydana gelmekte. 2-3 yıllık bir projemiz vardı. İzmit'te yürüttüğümüz TÜBİTAK projesi. İzmit kıyı alanlarının sıvılaşma analizlerini yapmıştık. Bu söylediğim sonuçlar zaten o çalışmadan elde edilen sonuçlar. Kocaeli'de kıyı şeridi, yani denize bakan kıyı şeridi en riskli alanlar sıvılaşma açısından. Yine dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar, oraya biriktirdiği çökeller sıvılaşma riskini oluşturan alanları oluşturuyor. Kocaeli'de güneye ve kuzeye doğru gittikçe yükselti çok hızlı yükseliyor topografya. Dolayısıyla oralarda öyle bir risk yok. Tamamen kıyı şeridinde bağlı bir risk mevcut. İşte bu tarz alanlarda sıvılaşma olma riski varsa şayet, yani burası 99 depremini geçirdiği için sıvılaşmış olan yerler bellidir. Ondan sonra yapılan yapılardaki durumu kontrol etmek istersek bakacağız, yeraltı suyu var mı? Altımızda kum var mı? Varsa risk vardır. O zaman da bir uzmanla görüşmek gerekir. Bu inşaatçıların kullandıkları yöntemler var. Daha çok yere kazık çakarak bu sıvılaşacak bölgeleri sertleştirerek yapacakları binayı onlara tutturarak geliştirdikleri yöntemler var yani inşaatçıların. Genellikle bunlar. Yani bunun dışında ister temel tipi çeşit seçimi veya işte genişliği gibi konular ne olursa olsun, sıvılaşma varsa onun önüne geçmek mümkün değil.